Ben Kaptan Zarabal Gıda AŞ'nin yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. İsmim Sinan Toprak, Sivaslıyım. Fabrikamız Sivas'ta, üretimimiz de Sivas'ta. Biliyorsunuz balın en çok çıktığı, balın başkenti diye tabir ediyoruz biz, Sivas. Üretimimizi, paketlememizi, bütün ürünlerimizi Sivas'ta yapıyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 40-50 civarında ilde bayiliklerimiz var, zincir mağazalarımız var. Bütün üretimimizi en doğal yollarla bütün satış noktalarına ulaştırıyoruz. Aynı zamanda yakında da ihracat anlamında işte bu şu anki katılmış olduğumuz fuarın artılarıyla, iş görüşmeleriyle de kısa bir zamanda da ihracat yapmayı planlıyoruz. Hatta bunun ilerisine Zara markamızı özellikle tescilini Kosova'da aldık. Allah nasip ederse inşallah Kosova'ya da böyle bir girişimde bulunmayı düşünüyoruz. Bunun dışında da Benelüs ülkelerinde Zara markasının tescillerini de yaptırdık. Onun haricinde birkaç tane daha markamızın tescilleri de devam etmekte. Son zamanlarda da gündemimizde hiç düşmeyen çok önemli bir konu. Geçenlerde yine İstanbul'da yine bir fuar vardı. Bal ve arı ve arı ürünleriyle alakalı. Orada çok güzel bir cümle söyledi bizim dernek başkanımız. 20 liranın altında ve 70 liranın üstünde alınıp satılan ürünlerin gerçekliği yoktur. Tamamen sahte baldır. Maalesef ki bal tahşişe çok uygun. Şuruplarla hemen yapıp piyasaya sürüp gerekli kimyasallarla da kodeksten geçirerek bunu yapan çok kişiler var. Bu firmaları internet sitelerinden markalarını öğrenerek tüketmemeleri konusunda, sağlıklarının tehlikeye girmemeleri konusunda tüketicileri uyarıyoruz. Kesinlikle biz de buna karşıyız. Bununla ilgili derneğimiz var. Biz de mücadele ediyoruz. Özellikle Tarım İl Müdürlüklerine, Alo 174 gibi gıda ile alakalı olan şikayet hatlarına da şikayet etmelerini tavsiyede bulunuyoruz tüm tüketicilerimizin. Markamız 1993 yılında ilk tescili yapılmış. Biliyorsunuz Zara İspanyolların tekstil anlamında bir markası. Biz gıda ile olan tüm Türkiye'deki markasını patent yapmışız. Bunun için aracı kurumlar var. Patent şirketleriyle çalışıyoruz. Onlar tüm dünya ülkelerindeki bizim patentle alakalı olan süreçlerimizi takip ediyorlar. Ve son 2000'li yıllardan sonra ki daha da çok yaygınlaşan patent işine biz de çok katıldık. Özellikle kendi markamız ve markamızın haricindeki tasarımlarımız da ürünlerimizin ambalajlarını da patent ettiriyoruz. Ve bir ürünün sahibi ve geleceği olması için patentin olmazsa olmaz bir kuralı. Aynı bir insanın nüfus cüzdanı gibi firmanızın ismi, logosu da kesinlikle patent edilmeli, bir kimlik kartı çıkartılmalı diye düşünüyorum. MÜSİAD bugün her yıl yaptıkları gibi 15.sini düzenliyor. Çok gayet güzel, verimli geçti. Yaklaşık 7.000 tane dışarıdan iş adamı geldi. Şu anda da gelenlerin, bugünkü ziyaretçilerimizin çoğu hep yabancı. Çok güzel bağlantılar kuruyoruz, işbirlikleri kuruyoruz. Ortak neler yapabiliriz onlarla paylaşıyoruz. Bu gibi platformlarda da bizim gibi büyümekte olan firmalara çok büyük bir organizasyon oluyor. Bunu yapan tüm MÜSİAD'ın üyelerine, yönetim kuruluna ve Türkiye genelindeki bütün MÜSİAD üyeliklerine hepsine çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum.